Evet, Yıldız Hanım'ın yine çok güzel işleri var. Hepiniz çok seviyorsunuz. Ne oldu geçen defa, sana arayanlar, soranlar, siparişler var mıydı? Evet, tabii ki. Babynes yapmıştık. Babynes yaptık. Sipariş veren oldu mu? Hemen hemen 20 tane kadar sattım. Ya. Evet. İyi oldu. Çok iyi oldu. Ne yaptın? Boneler de öyle. Torunlara mı gitti? Evet. Torunların. Boneler de öyle. Boneler çok güzel. Evet, çok beğendiler boneleri. Bugün Babynes'leri de beğendiler. Hiç durmuyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Yine siparişlerinizi, eğer yapmıyorsanız böyle şeyler ve ihtiyacınız varsa bizim Yıldız Hanım'ımızı ziyaret edebilirsiniz. Sayfasına DM'den yazarsınız. DM'ye bakıyor musun? Evet, oradan alıyorum siparişleri. Ay, yazıyor oradan bize şeyler atıyor. Çok bir tane yani gerçekten. Evet. Şimdi ne yapıyoruz bugün ilk önce? Şimdi bugün fincanın içinden çiçekler akıtacağız. Ay, bak böyle yapacağız bunu. Evet. Ay, bunu yabancılar da çok yapıyor. Türklerden de yapanlar var. Ama Yıldız Hanım, ben bunu çok merak ediyorum. Hiç yapmadım. Şimdi önce çatal kullanıyoruz. Ha, çatal kullanıyorsun. Çatalla bu gövdesini yapıyorum. Bir dakika, göster kameraya. Şöyle bir döndür. Şöyle. Şunları da yatırayım ben. Bakın, önce çatal kullanıyoruz. Altyapıyı, zemini hazırlıyoruz. Nasıl bir malzemeyle yaptın? Soğuk silikonla. Soğuk silikon ve Japon yapıştırıcı. Ay, onu diyor muyduk? Demiyoruz. Diyor muyuz? Bilmiyorum. Müge, ona bak. Kuvvetli bir yapıştırıcı diyelim biz ona. Kuvvetli bir yapıştırıcı. Bir daha söyleme istersen. Tamam. Kuvvetli bir yapıştırıcı ve silikonla önce gövdeyi hazırlıyoruz. Evet. Bu sabitledikten sonra da çiçeklerimizi birer kesip. Nasıl çiçekler bunlar? Böyle lateks. Ha, tamam. Yani güzel. Süngerli gibi. Evet, şöyle içleri dolgulu gibi güzel. Evet. Sonra nasıl yapıyorsun? Makasım var şurada istiyorsan. Tamam. Şimdi bunları ben... Isıtmış mıydın silikonunu? Çekmiştik fişini. Neyse, o şey yapana kadar ben keseyim. Yani yok, açıyor aşağıya. Şimdi açıldı. Yok, aşağıya. Tamam, şimdi açıldı. Evet. Ben şunları keseyim birkaç tane. Evet. Sonra da Yıldız Hanım onları keserken, şimdi bebekler için yapmıştık bu yuvadan. Ama bunu keşke bugün papyon olsaydı. Evet. Ama benimki oğlum var, benim kızım olmasın. Ben size neyse, artık çocuklarda bile pembe o renkler o kadar kalmadı ama neyse, bizim zamanımız, bizim jenerasyon pembe mavi diye böyle saplanmışız buna niyeyse. Aslında hiç gerek yok. Şimdi onun çok arkasında saçma da şeyler var, solucanlar var. Aa, bak. Çok güzel. Kedi yatağı, köpek yatağı. Boy yapabiliyor ve sipariş alıyor. Evet. Bugün bunu gönderelim mi birine? Evet, gönderelim. Bugün bunu güzel kedisi, köpeği, evcil hayvanı olan birisine Yıldız Hanım hediye edecek. Daha ziyade kız olsunlar bari. Seninki kız mıydı? Ha, seninki kızdı. Ama yakınlara vermiyoruz tabii, seyircilerimize. Efendim? Neydi adı seninkinin? Hokus. Naz'ın kedisinin adı Hokus. Hokuz'a sipariş vermiş. Ne renklerde verdin? Bir tane filli falan vardı. Filli vardı. Fil çok seviyor Naz Hokus'a. Ben de papyona grili verdim. Gri rengi çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Böyle yazlığa giderken arabada falan çok rahat ederler. Çok da güzel yapıyor. Dengesi çok güzel. Neydi bunun adı? Animal Nest. Yapıyoruz. Bir de böyle Yıldız Hanım İngilizce söylüyor hepsinin adlarını. Ben diyorum ne yapıyoruz diyorum. Animal Nest yapıyoruz diyor bana. Süper. Olsun, bak bizim programda İngilizce de öğreniyoruz. Ya ben de Yıldız Hanım'dan öğreniyorum burada. Animal Nest, Baby Nest. Bak, unutmam bunu bir daha. Değil mi yani? Süpersin. Ha, şimdi kamera görsün, Yıldız Hanım başladı. Erkan, belki böyle bu taraftan görmek daha iyi olacak. Pardon. Evet Yıldız Hanım, renkleri neye göre ayarlıyorsun? Bunu nerede kullanıyor insanlar? Bunu mutfakta bir yere koyabilirler. Heh. Salonda bir köşeye koyabilirler. Balkonlara koyabilirler. Yani çiçek görmek istedikleri her yere koyabilirler. Süper. Bir organizasyonda falan böyle bir şeyler de olabilir. Olabilir. Kınada mınada sırf içini kırmızı yapacaksın. Evet. Kınanız varsa Yıldız Hanım size hazırlar. Çatalı biraz bükerek oraya koydun. Çatalı büküyorsunuz, evet. Koydun. bunları böyle istediğimiz gibi yerleştirdik. Yüzükler, ben dövme yaptırdı zannettim ellerine, gözüm görmedi. Bir elini alayım şuraya, ver ver ver. Aman da, ne bu böyle, bu nereden böyle? Ay aradan zincir. Yalnız efsane durmuş, çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim, sizin güle program güle için kullan. Aldım. Ha, siz, bizim program için aldım. Evet. Ay pek zarif, pek güzelmiş. Süslüyüz. Canım benim. Yıldız Hanım, şeyler şey mi bu animal nestler biraz fiyatlı şeyler mi yoksa uygun mu? Yok, uygun. Uygun. Öbürleri gibi 150. 150. O 150'ye yapıyor yani, 150'ye yatak mı var? Yok, gidin o şeylerde, bir de kişiye özel olacak sizin. Evet. Değil mi? Tabii, İstediği rengi, istedikleri renk, evet. Verebiliyorlar. İstedikleri renk yapabilirim. Bak burada biraz hazırladı şimdi, bize gösterecek bunu. Hazırladı. Böyle kırmızı çıtırık yaptırabilirsiniz. Böyle baykuşlu var. Böyle yeşilli, grili, bakın şöyle şeyli var. Evet. Olay güzel, çok güzel. Şimdi bunu anlatacak bize birazdan. Evet, şimdi bunu böyle bu şekilde aşağı kadar yapıyorsun. İniyorum. Biraz aşağıda dolduruyor musun? Tabağını da dolduruyorum. Tabağı da dolduruyorsun. Tabii, çatalın üstünü komple dolduruyoruz. Evet. Bunun o kadar çok bu şeyler yapılıyor ki, şu Yıldız Hanım'ın yaptığı şeylerden. Başka nerede kullanılıyor Naz bunlar acaba? Dekor olarak kullanılıyor. Ben her şeyin bir fonksiyonlu olmasını severim de. Evet. Bir şey soracağım Yıldız Hanım. Şey de yapılıyor. Ne yapılıyor? Mesela kahve çekirdeklerini bunun içine yerleştirip aşağıya doğru akıtıyorsunuz. Aa, etkinlikler. Kahveciyseniz Yıldız Hanım'a sipariş verebilirsiniz. Evet. Kahve çekirdeklerinden yapıyormuş. Bir fikir de benden gelsin. Küçük meyveler böyle kirazlar, çilekler. Evet. Onlar da böyle akıtılabilir içinden. Evet, evet. O da olmaz mı? Olur, çok güzel olur. Yani bir organizasyonda falan çok güzel olabilir, konseptinize uygun. Dediğim gibi kına gecesinde. İçinden şeyler, küçük böyle altınlar var, hani satılıyor Eminönü'nde falan torbada, evet. Çok uygun fiyata. Çok da güzel onlar olur. Kına gecesinde içinden sarkıtılabilir. Evet. Çok güzel bir fikir. Bana da bu işi vereceksin işte. Benim de kafam buna çalışıyor maalesef diyeyim. Maalesef mi artık? Ben de böyle bir şey türetmeyi seviyorum. Bakın çok güzel, fincanınızı ona göre alırsınız. Böyle tabaklar koydunuz kına gecesinde. İçinden paralar ve güller sarkıyor. Sarkıyor, evet. Hani iyi bir dilek de var orada. O paralar böyle koca torbayla satılıyor. Tabii çok zenginim ben, altınla yaparım. Gelen konuklar da götürür diyorsanız onu bilemem. Yani o da olabilir, niye olmasın. Yıldız Hanım, şimdi yavaş yavaş buna geçelim. Nasıl tamam. Bir tane yapılmışımız var. O yapılmışı da bugün seyircilerimize hediye ediyor. Seyircimize yapılmışı hediye ediyor. Bak o kadar güzel bir aklı var ki bu işin. Bayıldım. Çok güzel. Tamam. Evet. Ver böyle, bakayım, ver. Böyle biraz daha olabilir şu tarafa. Evet, dolacak. Daha çok dolacak. Ver sen bana, ben buradan yapıştırayım onları. Bana ver. Şimdi animal nesi animal anlatalım. Ver, sen bana ver, ben yapayım. Şöyle vereyim. Evet. Tamam. Şu yetişecek mi bana, ama ben biraz yanaşayım. Siz yanaşın. Şimdi bir bu bebek şeyini anlatmıştık ama çok soran oldu o gün. Ben dedim ki bir kere daha... Aynı prensiple kapalısını bebekler için yapıyoruz. Bunun ağzı mı açık? Burası? Bunun ağzı açık. Burası... çapı kaç santim bunun? 120. 120 santim. Evet. Yalnız bunda onun gibi değildi. Bunu da biraz değişik yaptım. Buraları dilimlemedim. Bütün yuvarlak yapacağım. Ha öyle, tamam. Evet, o daha rahat olur hayvanlar için. 2 tane bunları bir tarafına başka, bir tarafına bu renk kenarından evet. Diktin, yuvarlak diktim. Kestin. Şimdi buradan elyafı dolduracağım etrafına. Orta evet. Göbeğini de dolduracağım. Bunların ağızlarını dikip kurdelesini çektiğim zaman. Kurdeleyi geçirdin mi şu an? Geçirdim, önceden geçirdim. Ha, evet. Burada bir önceki aşaması mı var? Nasıl diktiğim? Evet, diktiğim var, keseceğim var. İsterseler kesmeyi de göstereyim. Bir de Derya Hanım, ben şöyle bir şey yaptım. Bu eski çarşaflardan falan da olur. Evdeki kumaşlardan. Olur. Şimdi bu hayvanlar olduğu için sık sık yıkanması lazım. Heh. Yıkanması lazım olduğu için ben şöyle bir şey de yaptım. Onun içine tekrar böyle şeysiz, bütün olarak astar gibi koyabiliriz. He. Kirlendiği zaman bunu yıkarız. O kalır. O kalır. Bu da iyi akılmış. Evet. Evet. Bakın ortasını yuvarlak dikiyor. Evet. Kenarlarında bir şey, tünel yapıyor şurada. Evet. Bunun içine pamuğu dolduruyor. Ağzı açık bırakmış ki. Evet. Orada ağzı açık bir tane bize evet. gösterirseniz arkadaşlar. Oradakinin ağzı açık, oradan hayvanlar içeride rahat oturabilsinler bakın diye. Bakın oradaki Erkancığım. Evet. Bir yazıyı alsan Erkan, 2 dakika. Evet. Bakın ağzı açık oradan. Evet. Şunu ben daha çok sevdim. Bölmeli olmasın. Evet, hayvanlarda bölmeli olmazsa daha iyi olur. Çünkü onun aralarına kıl tüy girebilir. Ama bütün olursa daha rahat olur. Daha rahat olur. İçine de bir tane yaparız diyor. Evet. Oraya. Çok güzel fikri var. Evet. Ben çok beğendim. Yıldız Hanım, yuvarlak kesmeyi görelim mi? El yapı doldurur herkes. Tabii. Yapabilir. Tabii. Bir de çap verir misin bize? Evet, çapı 120 santim. 120 santim. Buralarını da 24 santimden. Şurayı 24 santim. Şuraları 24 santim. Nerede orası, dikiş yeri var mı bunun? Var, evet. Şurada. Kalemle çizdim, uçan kalemle. Çizdi. 24 uçacak. Santim böyle. Bir dikiş atıyorsun. Bir dikiş attım buraya. Bir tünel de şurada var galiba. Evet. Kurdele geçirmek için. Tırırt, burayı da evet, makine dikiyorum. Burayı dikiyoruz. Dikiyorum. Burası ağzı açık. Buradan ağzını şöyle... nasıl elyafı dolduruyorsun? Elyafı doldurduktan sonra. Elle mi dikiyorsun? Elle de olabilir, makineyle de olabilir. Heh. Şu şekilde katlayıp evet. makineye çekeceğim. Tamam. Ağzını da. Şimdi ben size kesilişini göstereyim. Kesilişini alayım ben onu. Mesela bunun tonları elyaf, da... boncuk elyaf yerde boncuk duruyor. Elyaf, evet. Şöyle boncuk elyaf. Çok evet. işe yarıyor boncuk elyaf burada. Evet. Kare mi kumaşımız? Kare. 120'ye 120. Kare kumaşımız. Şöyle üçgen yapıyorum. Şimdi artık benim elim alıştığı için çizmeden de kesebiliyorum. Evet. Bundan mı kesiyorsun? Evet. Ha. Şimdi normalde ölçmemiz lazım ama ben devamlı kestiğim için. Evet bakın şimdi yuvarlak kesişi de görmüş oluyoruz Yıldız Hanım'dan. Yıldız Hanım'ın tekrar söylüyorum, belki bugün bizi ilk defa izleyen birileri de olabilir. İşitme engelli evlatları var. Gerçekten çok iyi bir anne, çok iyi bir büyük anne. Yıldız Hanım 2 dakika otur. Erkan, bir Yıldız Hanım buradan çok iyi işaret dilini de biliyor. Ne yaptığımızı anlatabilir misin işaret diliyle bizi şu anda? Yaptıklarımızı. Yaptıklarını bir anlat bakayım. Nasıl anlatacaksın? Köpek. Köpek, kedi. Hani böyle. Köpek, kedi. Onu böyle mi yapıyorsun? Evi. Evi. Kedi. Köpek. Evi. Evi yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir de sizi seviyoruz diye. Sizi seviyoruz. Ben de onu biliyordum. Nasıl yapıyorduk? Şöyle. Sizi seviyoruz. Sizi evet. seviyoruz. Sizi seviyoruz. Umarım güzel şeyler öğreniyorsunuzdur. Bunu nasıl söylersin mesela? Güzel şeyler. Güzel. Ha, güzel. Şeyler. Öğreniyorsunuz. Anlıyorsunuz. Evet. Öğreniyorsunuz. Dur. Yani. Şu da Derya Hanım şu. Türkiye Cumhuriyeti. Bak o da önemli. Şurada Türkiye Cumhuriyeti. Evet, dünyanın neresinden izlerseniz izleyin. Bu hareket Türkiye Cumhuriyeti evet. hareketiymiş. Sizi seviyorum var. Ben biliyorum ki bizi izliyorlar ama. İzliyorlar. Benim şimdi 3 yaşında bir torunum var. Aha. Annesinden bu renkleri öğrenmiş. Geçen bana diyor ki babaanne bu ne demek diyor. Peki bu mor. O da işitme engelli? Hayır. Değil. Konuşuyor. Konuşuyor, annesine babasına Yıldız Hanım öğretiyor torunlara. Şu mor demek. Evet. Şu pembe demek. Tamam. Şu siyah demek. Bu da beyaz demek. Evet. Yıldız Renkleri. Hanım bu dili evlatlarını yetiştirmiş, büyütmüş. Torunlar var. Torunların okuluna da eve tahta koyup evet. onlara öğreten bir hanım. Yani evet. biz Yıldız Hanım'ı çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Gerçekten çok özverili bir Türk annesi. Ama Bunu en güzel Okan Bayülgen hep programının köşesinde anlatır, yapar. Çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen haberlerde oluyordu, şimdi var mı bilmiyorum. Aslında ben şimdi yeni kursa yazıldım. Ha, ne öğreneceksin? İşaret dili kursuna yazıldım. Ben onlara göre hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Onlardan hep yenisini öğreneceğim. Kursa da yazın. Evet, kursa yazıldım. Yani, işaret dili kursu. Böyle gayretli bir insan, evet. Maşallah maşallah. Şimdi benim oğlum, buradaki oğlum İngilizce işaret dilini biliyor. Orada İngilizce işaret dili farklı Türk mı oluyor? Türk ve İngilizce işaret dilleri farklı. Ülkelere göre farklı. Evet. Mesela şöyle tamam demekmiş İngilizce'de. Bizde tamam, güzel. O şeyler de değişiyor yani konuşurken bile. Evet. Evetler, hayırlar bile, kafa işaretleri bile ülkelere göre değişebiliyor. Evet. Şimdi eşi Türkçe işaret dilini biliyor. Kendisi İngilizce, bazen çatışıyorlar. O diyor böyleydi, sonra bakıyoruz aynı noktada birleşiyorlar. Evet. Şimdi bu işaret dilleri var. Bugün sabah belki size de gelmiştir sosyal medyadan. Şimdi bütün dünya anneleri, çocuk diyor ki genç kız, ben anne gidiyorum. Alakasız gibi gelecek ama söyleyeceğim, çok hoşuma gitti. Diyor ki akşam dışarı çıkıyorum. İşte Alman bir anne diyor ki tamam diyor Almanca. İngilizce işte okey diyor. Bütün anneler, dünya anneleri hepsi yes, tamam, odur budur. Türk annesi nereye gidiyorsun, kimle gidiyorsun, nasıl gidiyorsun, kim var yanında, paran var mı? Ay dedim ki tıpkı ben. Evet. Ne bu kadar? Bu kadar soru soruyor Türk annesi. Öbürleri tamam yavrum git diyor. Hiç başka da bir şey yok. Tek kelimelik. Bizde cümleler. Öyleyiz biz. Ben de öyleyim. Çünkü sen de öyle misin? Bunlar evliler. 3 tane çocukları olduğu halde bir yere gidecekleri zaman nereye gidiyorsunuz? Saat kaçta geleceksiniz? Gittikleri yeri bilmem lazım ki Allah korusun bir şey olduğu zaman arayabileyim onları. Tabii. Onlara ulaşabileyim. Çok haberim güzel. Olsun. Evlatları da çok kıymetli, çok güzel çocuklar. Allah mutlu etsin, iyilikler versin. Zor bir konu ama hayatta her şey var. Rabbime şükürler olsun. Başka engellileri gördükçe, bedensel engellileri, benimkilerine çok şükrediyorum. Herkesin farklı. Evet. Onların bedensel engeli yok. Ben yeri geldi bunu da konuşmak istedim. Evet. Şimdi kestin, açtın, bunu, 2 tane mi yapıyoruz? 2 tane kesiyorum. Ters yapıyoruz birbirine. Ters yapıyorum, etrafını makineye çekiyorum. Ondan sonra düz tarafını düzeltiyorum. Düzelttikten sonra şuraya bir parmak genişliğinde. Şöyle bir parmak genişliğinde tüneli çekiyoruz. Arkasında var. Kurdele takalım. Kurdele geçireceğiz oradan. Ondan sonra o tünelden sonra buraya... Kaç santim burası? 24 santim. Burayı çiziyoruz. Evet, 24 santim. Çapı da 24 santim. 24 santimlik bir yuvarlak karton keserseniz, gazete kağıdı, mülaş kağıdı keser, ortayı ayarlarsınız. Şimdi ortayı ayarladık. Ortayı ayarlarken... Şurayı bu keseceğin yer önemli. Evet. Şuradan şu şekilde ağzını açık tutuyorum. Ki hayvanlar rahat, kedilerimiz, köpeklerimiz rahat girebilsinler diye. Evet. Yıldız Hanım'a sipariş verebilirsiniz. Kumaş tercihinizi söylersiniz. Yıldız Hanım, ben sana bunları yapmak için biraz kumaş göndereyim. Tabii olur, çok memnun olurum. Olur mu? Tabii. Bizde çok var. Tamam. Ayıracağım sana. Tamam. Şu şekilde. Bak, bir dakika şunu bir görmek istiyorum. Yatır şuraya. Evet. Bakın şu ağzını şekilde. Böyle açık bırakıyoruz. Böyle kesti. Evet. Şuradan bir şey çıkarttı. 2 katı da kesiyoruz. 2 katı da böyle kesiyorum. Şuradan elyaflarını dolduracağım. Sonra ikisini de ağzını kapatacağım. Kurdalesini çektiğim zaman toparlanacak. Evet. Diyelim ki kediniz bir taneydi. Daha sonra birkaç tane oldu. Heh. O zaman bunun kurdelesini biraz gevşeterek büyütebiliriz. Kurdeleyi genişlettiğimiz zaman bu dümdüz bir şey de oluyor. Evet. Hani kedilerin bebek hallerinde yatabilecekleri gibi. Evet. Soru var mı? Seyircilerimiz ne diyorlar? Hediye istiyorlar ki herkes kedisine, köpeğine. Biliyorum ki pek çok hayvansever de, hayvanları çok seven, hayatına sokan, onlarla birlikte yaşayan izleyicimiz var. Aslında çok güzel şeyler yapılabilir daha. Naz, biraz senin Hokus'a yaptığın şu kolyelerden bir de damla ön adımı buraya istiyorum. O gün sen yap, Bir de Damla doğal organik şeyler yapıyor. Kedi ve köpeklerin özür dilerim enerjisini değiştirecek kolyeler yapıyor Akyaka'da. Damla seni de alacağım bir konu birlikteliği yapıp burada o kolyelerden de yapalım. Damla ön adım takip edin, kolyelerden sipariş verebilirsiniz. Doğal taşlardan yapıyor. Onun da konusu çok iyi gerçekten. Çok fazla ülkemizde hayvansever var. Hayvan haklarını savunanlar var. Hepsine ben yeri gelmişken çok teşekkür ediyorum. Bu dünya hepimizin. Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Hayat paylaşarak çiçeğiyle, evet, hayvanıyla hep beraber bir bütünüz, evet, diye düşünüyorum. Süremiz doldu. Bir şey var mıydı burayla ilgili? Yok, hediyeler var. Derya Hanım, evet, bir de şeyi söylemek istiyorum. Çok çabuk söyler misin Yıldız Hanım? Şu engelli çocuğu olanların illaki hayvan beslemelerini tavsiye ediyorum. Tavsiye ederim diyor. Tavsiye ederim, evet, çünkü çocuklar çok daha şarj oluyorlar. Bravo, evet. Yıldız Hanım, seni çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. İnşallah çok siparişler. İnşallah, teşekkür ederim.